Evet, bireysel performanslardan iyi katkı aldı Galatasaray ve farklı farklı isimlerden aslında evet, zaman o. zaman devreye girmeleriyle alınan katkılardan bahsediyoruz i̇şte son dönemde mesela bu dört oyuncudan bahsettik ama Kerem Demirbay'ın inanılmaz bir performansı ee, söz konusu ve netice itibariyle de liderliğini devam ettiriyor. Şimdi Kasımpaşa maçı ile birlikte ne bekliyorsun? Ee, şöyle tabii Kasımpaşa takımından başlayayım. birinci rakip çok gol atan Galatasaray'ın rakibi çok gol atan ve aynı zamanda kalesinde de pozisyon veren bir takım hı hı. olduğu için birincisi gol bir karşılaşma bekliyorum. Galatasaray için geride kalan haftalarda bir şekilde tolere ettiği ve Mustera ile özellikle kurtardığı çok ciddi rakip pozisyonlarını bu karşılaşmada vermemesi lazım. Ama tabii savunmayla ilgili o dağınıklık bu karşılaşmada nasıl bir stoper ikilisi göreceğiz bu biraz belirleyici olacaktır ama Berk ön tarafta Kerem Demirbay ile Torreira'nın rolü bence maçın kaderini belirleyecek gibi gözüküyor. Bu iki oyuncu savunma oyununda ne yapacaklar, hücum futbolunda ne yapacaklar kısmı çok belirleyici olur. Çünkü Kasımpaşa'nın geride kalan maçlarda özellikle merkezden oyunu planlarken o bölgedeki gedikleri çok iyi değerlendirdi. Gördük. Geride kalan maçlara baktığımız zaman o Kerem Demirbay'ın iki aylık çok iyi performans verdiği maçların ısı haritasında Kerem Demirbay'ın Şimdi Esame'de 4-2-3-1 gibi dizilen bir Fenerbahçe'de Kerem'in aslında biraz daha Kalsın. ön tarafa gidip, Kerem Demirbay'ın ön tarafa gidip, ön tarafta Mertens'in yanında konumlandığını görüyoruz. Yani biraz 4-1-4-1'e doğru dönen bir Galatasaray oyunu vardı. Hı hı. Bu karşılaşmada Kerem'in belki de bundan biraz vazgeçip, Stoper'in de dağınıklığını göz ardı etmeden biraz da arka kademeye destek sağlaması sanki isabet de olabilir gibi gözüküyor ama Tabii ki de Galatasaray'da şöyle bir tablo var. Futbol başrollerinin oyunu değildir. Bir tane adamınız bir başroldedir ve sezon boyunca o başrolde gittiği zaman bir şekilde ona karşı bir antitez üreten teknik adamlar çıkıp oyununuzu dağıtabiliyorlar. Galatasaray'da bu sezon çok fazla başrol var. Bir ay bir oyuncu başrole çıkıyor, bir ay başka bir oyuncu başrole çıkıyor. Bir ay bakıyorsun Mustera çok iyi, bir ay Mertens başka bir rol üstleniyor. Geç son iki ayda da işte Kerem Demirbay'ın başrole geçtiği bir dönem izliyoruz Galatasaray'da. Bu çok kıymetli bir şey. Bu sayede rakiplerin Galatasaray'ın önündeki oyunu frenlemek adına önlem alabileceği isim sayısı da çok fazla oluyor. Ve buna da yetişemeyebiliyorlar. Ve o isimlerden biri Barış Alper. Evet. Barış Alper'e sağ açıkta önlem alıyorsunuz bir bakıyorsunuz sol bekte oynuyor. Sol bekte önlem doğru. alıyorsunuz bir bakıyorsunuz sağ bekte oynuyor. Dolayısıyla bir görülemez bir tablo var. Tabii bu karşılaşmadığı yine Barış Alper ne yapacak? Buna evet. da bakmak lazım. Arka tarafta Kaan Ayhan'da sakatlık var eee zaten şu anda hala yok ve Barış Alper Aslında bu maça hedefleniyordu. İlk açıklamalar hep Kasımpaşa maçı. Evet. deniyordu ama olmadı gibi olmadı. gözüküyor ama bakalım bir sürpriz olmazsa şu an için olmadı gibi gözüküyor ve Barış Alper'in back pozisyonuna geldiği maçları hatırladığımız zaman Barış Alper back'te oynadığı karşılaşmalarda eğer tete sınıfı geçer bir performans vermezse o zaman işte Icardi'nin de verimliliği düşüyor. Mertens daha fazla efor harcayıp daha erken oyundan düşme ihtimali ortaya çıkıyor ve üçüncü bölge oyununuzda sancılar yaşamaya başlıyorsunuz. Evet savunmayı bir şekilde Barış Alper'le tamamlıyorsunuz ama Barış'ın sezonun ilk yarısında sol bek oynadığı maçları hatırlayalım. Icardi nerede diyordu insanlar? Icardi niye oynamıyor diyorduk. Icardi'nin performansıyla alakalı herkes artık yavaş yavaş Icardi eleştirmeye başlıyordu. Ama bakıyorsunuz Karşılaşmalara Icardi nerede konumlanmış diye baktığımız zaman Barış Alper'in sağ açıkta oynadığı maçlarda Icardi ceza sahası içinde oluşan bir ısırtısına ve topla buluşmalara sahipken Barış Alper'in bek pozisyonunda çekildiği maçlarda Icardi'nin ceza sahasının dışında hatta biraz daha böyle santra noktasına kadar kayabilen biraz santfor arkası rol üstlendiğini görüyoruz ki topla buluşmaları ve ısı haritaları hep orada konumlanıyor. Şimdi sen son adımını rakip kaleden ne kadar uzaklaştırırsan uzaklaştırmak zorunda kalırsan doğal olarak son adamının da verimliliği o kadar düşer. Harcadığı efor da o kadar artar. Ve Galatasaray'da yine bu karşılaşmada Barış Alper'in geriye gelmesiyle birlikte Tete o rolü ne kadar üstlenecek kısmı Olayın hücum yönünün bence rengini belirleyecek gibi ne duruyor. Ne kadar güven veriyor Tete bir, ikincisi de Ziyech'ten yani hiç bahsetmiyoruz bu denklemlerde. Bence ikisi de şu anda Galatasaray seviyesinde değiller. Yani Galatasaray'da oynayabilecek düzeyde e, fiziksel duruma da sahip değiller gibi gözüküyor. Futbol akılları konusunda çok iyi bir kariyerleri var. İyi işler yapmış oyuncular ama akılları hiç Türkiye Süper Ligi'nde değil gibi gözüküyor. O yüzden de e, Hakim'in de, Tete'nin de sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılmasına ben kesin gözüyle bakıyorum. Şu planlama içerisinde. Çünkü Galatasaray bu sezon ne çektiyse... Şimdi Mert'en sezona nasıl girdi? Ben 90 dakika çıkartamamla girdi. Evet. Değil mi? Öyle yapmadım adam. Öyle dedi. Açık açık itiraf etti. Hı hı. Bugün hala daha 90 dakika boyunca adam mükemmel işler yapıyor. Geldik Mart ayına, gireceğiz Nisan'a. Hala da Mertens'in vasatın altında kaldığı maç desem belki 3 belki 4 dersin. Öyle bir performans veriyor ki ama bu performansı kendisinin üstünde bir fiziksel mücadeleyle veriyor. Ve bunu yapmak zorunda da değil. Ve sen onun arkasına ya da onun yerine daha doğrusunda da aldın. Ha, yapmak zorunda tabii ki. <laughs> Ama kendinden fazlasını ortaya koyuyor. O, onu da söyleyeyim. Yani cümlemi geri dönmüş olayım. Burada Hakim Ziyek gibi bir oyuncu Galatasaray'da biraz ortaya çıkabilseydi. işte sakatlıklar vesaire problemler yaşadı. Yine milli takıma gidecek gibi gözüküyor. Biraz ortaya çıkabilseydi on numara pozisyonu daha net olacaktı. Galatasaray'ın bazı maçlarını hatırla sevgili Ezgi. Kerem Aktürkoğlu'nun 10 numaraya kaydığı maç sayısı Galatasaray'da epeyce fazla. Evet. Ve Kerem 10 numaraya çıktığı maçlarda ne yaptı? Varlık gösteremedi. Yani ne, nedir bu? Ve Icardi de etkisiz kaldı. Evet. Çünkü doğal sen orta sahanı dağıtmışsın. Orta sahan yokken son adamından da bir şey beklediğin zaman bunu biraz haksızlığa giriyor bu kısım. Şimdi geçtiğimiz yılki Icardi ile bu sene Icardi karşılaştırıyor. Geçtiğimiz yılın Icardi'sine bakalım. Mertens, Raşika, Kerem Aktürkoğlu gibi statik her maç düzenli neredeyse oynayabilen, yerine oynattığın adamların da sam anlamıyla performans verebildiği bir orta saatliğinden sen Galatasaray seviyesinde oynayamayan bir Tete'den, bir, sürü, bir türlü dönemeyen işte Hakim Ziyek'ten, bir gün sağ bek oynattın, diğer gün sol bek oynattın, diğer gün sağ açık oynattın Barış Alper'e. işte Zaha. Zaha gibi bir ego mücadelesi kendi içine veren bir oyuncuya dönüşüm yaptın. Şimdi o orta sahadan bu orta sahaya dönersen doğal olarak son adamından da beklentini bu ölçüde düşürmen gerekiyor. Ne veriyorsun ki ne alacaksın? Ya böyledir şimdi. Geçen sezon 100 üstünden 90'lık bir orta sahadan sen 100 üstünden 90'lık bir Icardi performansı aldın mı? Aldın. E bu sezon ne verdin Icardi'ye? 100 üstünden 30'luk bir orta saha. O zaman beklentini de bu ölçüde düşürmek zorundasın. Önce bir arkadan ne verdiğine bakacaksın ki Icardi'nin de beslenemediğini biliyoruz. O yüzden bu müsabakada biz şunu görmemiz gerekiyor ya da görecek miyiz ona bakacağız. Ne kadar besleyebilecekler ön tarafı bu orta saat? Ne kadar role girebilecekler? Ne yapacaklar? İşte Okan Hoca'nın kafasında bir ikilem var bence şu anda. Bir tarafta dağınık bir stoper attı sakatlıklar yüzünden. Diğer tarafta dağınık bir orta saattı. Saat Sanchez iki hafta daha yok. Evet şimdi dağınık bir orta saattı. Saat dağınık bir stoper attı. Kerem Demirbay'la Torreira savunmaya mı daha çok destek sağlaması gerekiyor bu karşılaşmada? Hücuma mı? Çünkü karşı tarafta çok da gol atan bir takım var. Öyle bir problem var. Evet. Onlar adına. O yüzden de bunu dengeleyecek bir taktiği de ortaya koyması gerekiyor. Konu hocanın. Bence bir ikilem içerisinde. Ya da Kerem Demirbay ve Torreira sürekli gitgeller yapacaklar. Derik Kön sürekli gitgeller yapacaklar. Ama bu gitgelleri yaparken doğacak her boşluk Galatasaray'ın kalesinde gol pozisyonu yaratabilir. Bugün hani dün de yayında bahsettim. Yinelemiş olayım ifademi. Bugün verdiğim pozisyon sayısında... Galatasaray takımı geride kalan haftalarda 18 farklı savunma dörtlüsüyle oynadığını... ...dün haber bültenleri de burada Hı -hı. vardı Aspor'da. Ee, bir tane daha ekleyecek bu hafta. 19 farklı savunma attı. Ve 19 savunma attı. Sence Galatasaray'da ne kadar başarılıydı? Çok başarısızdı. Bak çok başarısız diyorum. Yani böyle başarısız demiyorum. Çok başarısızdı. Çünkü neden çok başarısızdı? Sen referans olarak kimi alıyorsun? Kayseri mu alıyorsun? Fenerbahçe'yi mi? Fenerbahçe'yi alıyorsun. Ve sen eğer Fenerbahçe'ye göre kalecini... %50, %60 daha fazla rakiple karşı karşıya bıraktırdıysan geride kalan haftalarda o savunma hattı başarısızdır. O planlama, savunmaya dönük planlama başarısızdır. Bugün Mustera'nın performansı maç başına kurtarış yüzdesi %80 değil, %60'lara kadar inen bir basat performansı olsaydı, %70 olsaydı hatta, bugün sen üçüncülük, dördüncülük yarışındaydın. Net söylüyorum. Fenerbahçe acaba hangi maçta şampiyonluğu ilan ederiz diye bugün hesap kitap yapıyordu muhtemelen. O yüzden bu savunma dörtlüsünün önümüzdeki sezon mutlak surette toparlanması gerekiyor ki Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray rahat edebilsin.